Selamlar sevgiler ben Berk Bu videoda Forex işlemleri için kullanacağımız SimpleFX platformunu anlatacağım Platformun içini işlemlerin nasıl açıldığını ve birkaç ayardan bahsedeceğim Öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak platforma giriş yapabilirsiniz Siteye girdiğinizde karşınıza şu şekilde bir ekran çıkacak. Şu an bu site Almanca. Sol köşede bulunan butona basıyorum ve buradan dil seçimini yapıyorum. Türkçe seçebilirsiniz dilerseniz. Ee, seçtikten sonra sağ üst köşede bulunan hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Karşımıza şu, şu şekilde bir ekran çıkıyor. Dilerseniz Google, Twitter ya da Facebook ile kayıt olabilirsiniz ya da e, buradaki sign up butonuna tıklayarak e, sign in with işte Facebook, Google ya da Twitter'ı seçerek ya da e-mail adresinizi yazarak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemini tamamlayalım. Daha sonrasında videoya devam edelim. Platforma girdiğimizde bizi bu şekilde bir ekran karşılayacak. Sol tarafta paritelerin yer aldığı bir menü yer alıyor. Direkt karşımızda açılmış bir grafik var. Euro, Kanada Doları grafiği. Üst tarafta teknik analiz araçlarını görüyoruz. Bu sitede e, teknik analiz araçlarını kullanarak grafikler üzerinde çizim yapabiliyoruz. E, bunlar neler? Fibonacci tool'unu kullanabiliyoruz. E, Line'ları yani çizgileri, trend çizgilerini kullanabiliyoruz. Ya da e, harmonik formasyonlar için çizim yapabiliyoruz. E, bunun gibi araçları burada kullanabiliyoruz. E, sol tarafta yine pariteler var dediğim gibi. Bu platformu ilk incelemeye başladığımızda şöyle bir şeyle karşılaştık. E, buradaki paritelerin bazılarında splitler yani Alış ve satış arasındaki farkların yüksek olduğunu gördük. Örneğin Bitcoin dolar paritesinde 6.400'den satış yapılırken 6.470'den alım yapılabiliyor. Bu da 64 dolarlık bir farka tekabül ediyor. Yani bir işlem açtığınızda, bir long işlem açtığınızda fiyatın e, pozisyonunuz zararla açılıyor ve kâra geçebilmeniz için 64 dolarlık öncelikle bir yükseliş olması gerekiyor. Bu yükseliş gerçekleştiğinde öncelikle pozisyonunuz Başa baş pozisyonuna geliyor. Kar edebilmeniz için 64 doların üzerinde bir yükseliş gerçekleşmesi lazım Bitcoin'de. Daha sonrasında kar etmeye başlıyorsunuz. Fakat FX paritelerinde splitler görece kriptoya göre daha düşük. Hatta bence normal seviyelerde. Fakat bu bütün paritelerde değil majör paritelerde splitlerin düşük olduğunu e, Dolar-TL gibi paritelerde yani oynaklığın yüksek olduğu, volatilitenin yüksek olduğu paritelerde e, Sprit'lerin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine mesela Euro-MXN grafiğinde 650 Sprit. Bu Sprit'leri şuradan açıyoruz. Buradaki 3 noktaya tıkladığımızda Sprit'e tıklıyoruz. Ve e, yanında görünmeye başlıyor. E, i̇ki fiyatın arasında Sprit görünmeye başlıyor. Sprit'in düşük olduğu paritelerde işlem yapmak ...bize daha e, kolay işlem yapma imkanı tanıyacaktır. Gördüğünüz gibi Euro-Dolar paritesinde 10 pipslik bir e, split görünüyor. Pips ne demek? E, alış ve fi, e, satış fiyatı gördüğünüz gibi burada 1.15.770, 1.15.779. Buradaki virgülden sonraki son basamaktan başlayarak her bir rakam bir pipse tekabül ediyor. Burada gördüğünüz gibi 9 pipslik bir e, fark var Euro-Dolar grafiğinde. Ee, yine böyle majör paritelere baktığımızda Euro Japon yerinde 11 pipslik. Ee, Euro, Swiss Frank'e baktığımızda 14 gibi. Yani majör paritelerde e, splitler düşük olmasına rağmen kripto paritelerinde splitlerin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında sol tarafta şu 3 noktaya tıkladığımızda Account and Deposit bölümü göreceksiniz. Buradan e, hesabımıza Bitcoin depoziti yapıp ya da Dolar depoziti de yapabiliriz fakat e, dolar yüklemek için siteye e, hesabımızın onaylanmış olması gerekiyor. Yani bir kimlik doğrulaması KYC yapmamız gerekiyor hesabımıza dolar yükleyip çekebilmek için. Fakat bitcoin yüklemek ve bitcoin ile işlem yapmak istiyorsanız e, hesabınızı onaylamanıza e, gerek yok. Direkt buradan tıklayıp e, live account bölümüne gelip e, buradan deposit Add funds'a tıklayıp depozit yapabilirsiniz. Bunun yanında yine göstermek istediğim bir diğer özellik. Ee, şöyle tekrar gelelim oraya. Sol taraftaki menüye tıklıyorum. Account and deposit bölümüne tıkladıktan sonra live account'a tıklıyorum. Burada e, hesabınızı açtığınızda size bir de demo hesap açılacak. Bu demo hesap e, işlemleri yani buradan işlem açıp öncesinde kendinizi test edebileceğiniz bir yerdir. Yani bu siteye üye olup demo hesapla işlemler yaparak kendinizi test edebilirsiniz. Eğer kendinize çok güvenmiyorsanız işlemlerde bunu denemenizi tavsiye ederim. Buraya girdiğinizde live account'a leverage bölümü göreceksiniz. Leverage kaldıraç demektir. Yani işlemlerin default olarak yani ön, ön ayarlı olarak kaç kaldıraçla açılmasını istediğiniz bölüm burası. Biz genellikle 100 kaldıraç kullanacağız. Kaldıraçı çok yüksek tutarsanız yani 500 kaldıraça kadar kullanım imkanı tanıyor SimpleFX. Fakat 500 kaldıraç kullanırsanız işlemlerinizin e, hızlı bir şekilde e, likide olma durumu söz konusu olabilir. Eğer e, çok böyle nokta atış yapmıyorsanız, tam böyle seviyesinden döneceğini düşünmüyorsanız 500 kaldırıcı kullanmanızı tavsiye etmem. Ya da 500 kaldırıcı şunun için de kullanabilirsiniz. Gün içi dakikalık böyle 10 dakikalık alsatlar için. Fakat yine de 500 kaldıraç çok riskli olacaktır. Öyle düşünüyorum. 100 kaldıraç ya da 200 kaldıraç yani maksimum 200 kaldıraç kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında çok riskli olacaktır diye düşünüyorum. Hele ki bu işe yeni alışıyorsanız hatta illa merak ediyorsanız demo hesaptan buradan yine tıklayıp kaldıraçı 500 yapıp e, likide fiyatınızın ne kadar yakın olduğunu, hesabınızın e, yani e, o açtığınız işlemin ne kadar çabuk likide olabileceğini burada 500'e 1 seçerek görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz işlem açmayı göstereyim. Buradan forex'e tıklıyoruz ve e, buradan euro Kanada dolarını seçiyorum. Euro Kanada dolarını seçtiğimde gördüğünüz gibi sol üst köşede sell ve buy olarak iki tane buton yer alıyor. Örneğin şu anki fiyatın işte burada gördüğünüz gibi zaten bir ikili dibe benzer bir Formasyon mevcut. Fiyatın buradan yükseleceğini düşünüyorsak eğer burada buy butonuna basıyoruz ve karşımıza şu şekilde bir ekran çıkıyor. Şimdi burada demin 100 seçtiğimiz için kaldırıcı gördüğünüz gibi 0.01 lotluk bir işlem açmak istediğimizde 0.0018 BTC teminat vermemiz gerekiyor. Yani burada gördüğünüz gibi required margin dediği. E, gerekli teminat miktarı bu pozisyonu açmak için. Bunu arttırırsam eğer yani lotumu arttırırsam 0.02 lot yaparsam. E, 0.0036 BTC ödeme yapmam gerekiyor. E, şurada units dediği yani lot dediğimiz şeyin e, ne olduğundan bahsedeyim. Buradaki her 0.01 e, bin miktara eşit oluyor. Yani burada Euroket pozisyonunda euroyu bin tane euro yani bin euroluk Pozisyon açmış oluyoruz aslında biz buy dediğimizde. Ee, yine sell dediğimizde de 1000 euro satış yapmış oluyoruz Kanada dolarına karşı. Buradaki her 0.01 1000 e, euroya ya da işte hangi paritede işlem yapıyorsak ona tekabül ediyor. Bunu 2 yaparsam eğer burada e, buy dediğimde 2000 euro longlamış oluyorum. Yani 2000 euro e, satın almış gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Burada 0.01 seçelim ve take profit miktarımızı örneğin şurayı işaretleyelim. 1.49.814 diyelim. 1.49.814 yazıyoruz. Stop loss fiyatımızı bunun biraz aşağısına 1.47.452 olarak işaretleyelim. Bu örnek bir işlemdir. Bir pozisyon değildir. Üzerine çalışılmış bir pozisyon değildir. Onun için açmanızı tavsiye etmem. Burada işaretledikten sonra bu gerekli şeyleri gördüğünüz gibi burada market seçili yani anlık fiyat anlık fiyattan bir long emri vermiş olacağız. Pending'e tıklarsak bekleyen emirdir. Türkçe kullandığınızda burada bekleyen olarak görünecek zaten. Pending de aslında limit emri dediğimiz şeydir. Yani bir fiyat seviyesi belirliyoruz ve fiyat oraya geldiğinde işlemimiz açılıyor. Şimdilik marketten göstermek istiyorum. Ben stop loss fiyatında 150 belirleyelim, 150 belirleyelim. Bunu da 147 yazalım. Submit butonuna bastığımda artık işlemim açılmış olacak. Gördüğünüz gibi burada seviyeler hemen görünmeye başladı. Ee, gördüğünüz gibi burada benim TP seviyem yani take profit seviyem burada stop loss seviyem yer alıyor. Yine dilersen buradaki çarpı butonuna basarak bu emri yani stop loss emrini iptal edebilirim. Ee, yine buradaki çarpı butonuna basarsam pozisyonu anlık olarak kapatabilirim. Yani fiyat buraya yükseldi, yükseldiğinde şu butona bastığımda anlık olarak e, emrimi Kapatmış olacağım. Aşağıda gördüğünüz gibi open, pending and closed diye 3 tane sekme yer alıyor. Burada open'a tıkladığımda açık emirlerimi burada görebiliyorum. Şu an 15 pips zarardaymışım. 14 pips zarardaymışım. Bu artıya geçmeye başladığında buradaki profit btc yazan bölümde de kaç bitcoin kar ettiğim görünecek. Gördüğünüz gibi burada stop loss emri verdiğim görünüyor. Bunu dilersem üzerine tıklayıp. Aşağıdan 1.47'yi değiştirebilirim ya da take profit'i de buradan değiştirebilirim. Platform kullanım açısından kolay görünüyor. Çok rahat bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Eğer yeni başlıyorsanız ya da işte her yeni platformda olduğu gibi aslında önce küçük miktarlarla deneme yaparak platformu anlamak bence çok önemli. Hatta bu sitede küçük miktarlar kullanmanıza gerek de yok. Burada dediğim gibi demo hesabını kullanarak kendinizi test edebilirsiniz. İşlemlerde başarılı mısınız, değil misiniz diye. Daha sonrasında işlemlere başlamak daha sağlıklı olacaktır. Simplefx platformu e, uzun yıllardır hizmet veren bir platform fakat unutmamak gerekir ki tıpkı Binance'te, Bitmex'te e, büyük paralar tutmamamız gerektiği gibi bu platformda da büyük paralar tutmamanızı tavsiye ederim e, İşlemlerinizi yaptıktan sonra e, karlılığa ulaştıktan sonra zaman zaman kar çekimi yaparak paranızı Harcamanızı tavsiye ederim. Bu sadece bu platform için geçerli değil, Binance için de geçerli. E, karlılık sağladığınızda, aslında işlemlerinizde e, parayı çekip yemek en güzel şeydir. E, zaten aslında amacımız burda e, kar etmek ve e, o kar sonucunda da bir harcama yapmaktır. Onun için e, kâr ettikçe paranızı çekmenizi. E, Herhangi bir platformda, ne Simplefx'te, ne başka bir sitede, Bitmex'te, ne Binance'te büyük paralar tutmamanızı tavsiye ederim. Trade yaptığınız para dışında, trade yaptığınız parayı tutarak zaman zaman karlarınızı çekerek aslında kendinize güvene almanız gerektiğini düşünüyorum. Videonun açıklama kısmında bir link bulacaksınız. O linkte FX grubumuzun Farklı bir şekle evrileceğinden, farklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizden bahsettiğim bir link var. O linke tıklayıp e, gerekli detayları okuyabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.